Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. İyiyiz, teşekkür Nasılsınız? İyiyiz, ederiz. iyiyiz. Nana daha iyi galiba ama ben de iyiyim. Hoş bulduk. Size birkaç sorum var. Önce onlardan başlayalım isterseniz. Hazırız. Oyunculuğa nasıl başladınız? Bize biraz bahseder misiniz? Benim için bu projeydi ilk proje. Bu ile başladım işte. Her şey masal gibi oldu. Davet ettiler beni. Ayhan Özen, bizim değerli hocamız. Oldu işte, başardık. Peki siz? Benim çok önceden başladı Arnavutluk'ta, memleketimde. Konservatuvar okudum ben oyunculuk için. Pek de olmak istemiyordum. Tam vazgeçmişken bir fırsat geldi. Uzun film metraj. 20 yaşındaydım. Öyle o film sebep oldu yani tekrar okula geri dönmek. O günden beri hiç bırakmadım. Bu sene tam bırakacaktım. Emanet dizi opsiyon olarak geldi. Ve kendi adımdan biraz zorluk belki yaşatmış olabilirim ilk haftalarda. Ama şimdi mesela diyorum ki gelmişim. Yani güzel böyle bir ortamda bulundum kendimi Vay be. yani. Ne? Öyle. Oynadığınız karakterlerle benzer özelliğiniz var mı Nana Hanım? Tabii ki var. Çünkü Nana da benim gibi savaşçı kız. Çok beğeniyorum ben. Çok seviyorum karakterimi. Çok şeyi var benzer ama bu savaşçı en önemli şey benim için. Peki, Ben de teşekkürler. merak ediyorum gerçekten. Sen ilk geldiğinde sordular mı mesela senaristlersin Ne? yani biraz hayatından falan yoksa tamamen Hayır. karakter sen Nana'yı diye Hayır. dedin Sadece olsun. adı şey Ha. koydular. Çok beğendiler. Böyle oldu işte. Ha, güzel tamam. Ya benzer şeyleri yok yani hayatta gerçek. Karakteri de aynı Aa, zamanda Gürcistan'dan geliyor ya o yüzden. Gürcistan'dan geliyor işte. Tamam Dans sakin. ediyor. Dans ediyor. Var böyle benzer şeyler. Ha işte tamam. Nick Bey, sizin oynadığınız karakterle benzer özelliğiniz var mı? Var da yok da. Yani empati olarak var mesela. Yardımsever, iyi kalpli. Ben iyi kalpliyim çünkü. Ama Poyraz'da en hoşuma giden şey kararlı. Yani onun kararı çok iyi. Bende neredeyse hiç yok. Karar almak şeyinde zorluyorum biraz. Karar alma konusunda. Evet. Öbür türlü yani o da bir tık daha da aileye yakın bir karakter oluyor Poras. Düşkün. Ben de öyleyim de uzun zamandır aile yanında değil. Memlekette olduğu için Arnavutluk'ta. Öyle. Güzel bir konaktan sokakta yaşama geçtiniz bir dönem. Burada çekimler sırasında sizi zorlayan şeyler oldu mu? Yok, aslında yok. Hiç olmadı. Çok kolay oldu her şey. Daha iyi oldu. Çünkü bu hikaye için bu gerekti benim için. Çünkü daha doğal oldu her şey. Daha kolay. Memnunum. Her yer mahvoldu. Her yer Evet. anlatmıyorsun. Kız mahvoldu. Hep bir şey diyorlar kızı. Hatırlıyorum. Sahneler çektik ama başardık işte. Yok yok. Maşallah. Var. Teşekkür ederim. Karaktere hazırlanırken nelerden yardım aldınız? Mesela ben kayıt topluyordum ya, böyle şey memleketimi yok. Bu yüzden bilmiyordum nasıl yapıyorlar. Evet, görmek istedim. Gittim, onlarla tanıştım, onlarla çalıştım. Çok enteresandı gerçekten. Onların hayatı çok enteresan. Nasıl geçiyor gün çok enteresan. Çok memnun kaldım. Ve bence sonuçta güzel oldu. Bak Çanukkan, burada neler var? Altı tane pet şişe onar gramdan kaç gram yapar? 60. Harika. Bugün çok şanslıyız. Bak ne buldum burada. Thank you.
Tekerleğini de takarsak çok güzel olur. Hı hı. Teşekkür ederim. Çekerken çok etkilendiğiniz bir sahne oldu mu? Yani hem komiğinden var hem de böyle daha biz zaten sonuçta dram çekiyoruz. Benim için yani dram açıdan iki tane sahne vardı. Biri birkaç hafta önce oldu galiba. Bir bölümde neyse şimdi spoiler vermeyeyim de vereceğim ya daha vermek zorunda mıyım gibi diyeceğiz. Çok az. Orada bir annemle bir tartışma var ve marangozhanenin önüne geliyorlar. Çok ufak da olsa o sahnede etkilendim çünkü kendimi o biraz da geri koyduktan sonra gerçekten Poraz zor bir durumda kalıyor. Maalesef spoiler veremiyorum da. O sahne diyeceğim. Siz sonra belki alt yazıyla orada ya da parantez içinde bir şeyler verebilirsiniz. O sizin bildiğiniz durum. Bir yerde de beraber Nana'yla bir amca var karakter. Biz o amcanın evine gidiyoruz. O gün ya abi spoiler verelim. Anlatamıyoruz maalesef. Her şey maalesef. Yani sahne çünkü gerçekten çok da güzel. Unutmayacağız. O günü unutmayacağız galiba çünkü bayağı. Evet, eğlendik. Eğlendik yani, çok güzel güldük. Evet. Ama işte işimizi de yaptık yani. Tabii ki, her zamanki gibi tabii ki. Benim için ben bunu söylemek istiyorum. İlk sahneler, ilk bölümler çok önemliydi. Çünkü gerçekten çok duygulandım, yaşadım bu sahneleri. Hiç unutmayacağım ve içimden oynadım gerçekten. Alçak seni aldım ben. Ailem, evimi. Sadece Yusuf var artık. Onu korumak için ben ayaktayım. Ama sensiz her şey o kadar zor ki. Zaten karakter 3 sene hapis yaşadığı için yattığı için o benim için de oydu. Hapisten çıkış sahnesi yani biraz duygusal oldu benim adımda. Ve marangozhanede ilk girişimde ufak da bir cümle var orada. Geldim baba, döndüm. Ailemin başımda. O sahnede bir tık daha böyle aklıma kalacak bir sahne oldu. Evet. Geldim baba. Tekrar ailenin başındayım. Merak etme. Ve karakterleriniz ile ilgili çevrenizden nasıl tepkiler alıyorsunuz? Ne diyebilirim? Bu yeni sezon herkes için çok... Bozma! Bozma, devam edin lütfen. Bir şey bozmayın ki. Ya ne olacak? Bu yeni sezon yeni hikaye yazdılar. Bu yüzden herkes için çok enteresan oldu. Çok beğendiler aslında. Doğru söyleyeceğim, bu kadar ben beklemiyordum. Ama çok iyi yorumları okuyorum. Destek veriyorlar, beğeniyorlar. Çok mutluyum. Benim çevremde şöyle bir şey oldu. Bir güzel açıdan bir... Neydi laf ya, unuttum şimdi. Beni de kendin gibi yaptın. Sanki çok iyi konuşuyorsun. Ya güzel bir şaşırma oldu. Aa, ne güzel olmuş. Yani sonuçta
Benim önceden de başka tecrübem olduğu için sinema tecrübem var, haftalık diziler diyelim. Ben de kendim oldum. Bir karakter girişini gördüm fragmanda. Dedim, bravo da iyi. Valla ekip çok iyi, her yerden uğraşıyorlar. Yani nasıl olsa aynı sistemde haftalık dizimi diyelim ya da sinema konusunda bazen. Güzel bir şaşırtıcı durum oldu yani, bir geri dönüş. O beni çok mutlu etti aslında. Hayatınız bir film olsaydı türü ne olurdu? Benim karışık olurdu. Ufak dram, bir tık daha fazla komedi. Böyle dönem dönem yani, en azından düz olmayacaktı. Burası kesin. Çok güzel soru. Benim hayatım o kadar enteresan ki, böyle öyle şeyler oluyor ki, yani hiç beklemiyorum her zaman. Biyografik işte. Nana, beni ki en iyi tanımlayan kelime nedir? Nana çok güzel şey, fiil konusunda çok iyi kullanıyor. Geliyorum, gel, söyle. Lafza takılıyoruz bazen. Nana daha fazla bu arada. Ve bize Nurcan var, başka Ertuğrul da var. Yani rejiden arkadaşlarımız. Onlar zaten şampiyonluyor. Söyle diyor. Yani çok güzel kullanıyor. Türkçe dilinde fiilleri. Örnek alarak. Ya da beni çağırıyor. Nick gel, kalk. Çok net konuşuyor yani. Ben net konuşmak çok seviyorum. Ne yapayım? Yok, Nana tanımına çok tertemiz bir insan. Ya. Şimdi güzel kalpli bir insan. Teşekkür ederim. Sen de söyle. Benim için neydi? Niye söylemiyorsun? Beni tanımlayan. Evet. Ne diyorum ben hep? Nick'in en sevdiği kelime. Söyleyeyim mi? Söyle. Neden söyleme? Boş ver. Ama şey, boş ver ya. Ya da. Aynen. Tarzı var ya. Tarzı. Çok güzel. Yok ki biz eğleniyoruz. Bakmayın böyle dram çekiyoruz. Evet. Hissediyorsunuz siz de. Değil mi? Yani konuşurken her zaman böyle gülüyoruz. Çünkü benim Türkçem de zayıf. Nick'in daha güzel. Evet, daha iyi konuşuyor ama aksan var değil mi? Ha. Benden farklı. Ben ona gülüyorum. O bana ve böyle geçiyor. Kimin daha çok, kimin daha az? Evet. Sadece biz değil ama tüm ekip gülüyor. Biz birbirimize, onları bize. İşte böyle geçiyor. Deniz, Türkçe kelime nedir? Benim için muhabbet, sohbet. Yani köken belki Arapça olabilir, Farsça bilmiyorum. Ama onun bir belki internette falan belki rastlamıştım. Muhabbet, sohbet, yani istediklerine beraber bir özel bir gününde, özel bir zamanın paylaşması demekmiş. Ve çok hoşuma gitti bunu öğrendiğimde. Bazen muhabbette var mısın? Gel muhabbette. Muhabbetimize katıl mesele oluyor. Başka ne var? Esnasında böyle kulağımda böyle güzel geliyor. Yani anda demek galiba. Esnasında böyle bir tertemiz bir şey geliyor kulağıma. Bir benzeri. Senin ne? Kelimem bu önemli mi? Yani bir şey geldi aklıma, bunu demek istiyorum şimdi. Ben her zaman mesela çok ilginç ama yani başkalarından duymadım bunu. Çok şaşırıyorlardı hepsi ama alıştılar ekip yani şimdi. Beraber söylüyorum mesela. İnşallah Tanrı izniyle. Yani her zaman beraber söylüyorum. Bu benim için çok özel. Ve enteresan bence. Güzel. Bence çok güzel şey bu. Yani büyük anlamı var. Evet, umarım değil de hepsi anlıyorlar bunu. Benim için de çok büyük anlamı var. Bu yüzden çok özel şey bu benim için. Gürcüce nasıl Tanrı izniyle? Hutis alabit. Tanrı izniyle daha güzelmiş. Zor. Sen öyle devam. Yani Gürcüce konuşmak çok zor. Evet. Sen iyi konuşuyorsun ama. Tabii ki. Nana'ya bir tavsiye vermek isteseniz ne dersiniz? Nanuka'dan Nana'ya tavsiye istiyorsunuz. Nana o kadar düzgün
kız ki. O kadar temiz kalpli, o kadar masum, o kadar cesur, savaşçı. Bilmiyorum, çok kelimeler söylemek istiyorum onun hakkında. Bir şey diyemem. Sadece ona diyeceğim ki biraz daha güçlü olsun. Çünkü her zaman savaşıyor bu kız. Her zaman. Bu yüzden biraz güçlü olsun. Umarım çok mutlu günleri de gelecek onun hayatında. Poyraz'a bir tavsiye vermek istese bu ne olurdu? Bir ara ver ya, ne olacak? Bir dur, bir git. Arada geçiyor da gidiyor. Bir tepe ardından var bir. Poyraz'ın gittiği bir yer. Tavsiyem olacak çünkü Poyraz Nick'ten bir tık daha sağlam duruyor. Ama ne diyebileceğim? Aşk konusunda daha net ol. Korkma. O kapıyı kapatmış Poyraz ama açılıyor galiba. Yavaş yavaş. Açılacak gibi duruyor. Öyle hissediyoruz. Sahnelerden, senaryolardan. Yeni sezona dair ufak ipuçları alabilir miyiz? Ne söyleyebilirim ben? Biz de bilmiyoruz. Çünkü biz de her gün bekliyoruz yeni senaryo. Yeni bölümleri okuyoruz. İzleyici gibi biz de... Bekliyoruz, beklemedeyiz. Evet, çünkü bilmiyoruz işte. Bazen şey zannediyorsun, ha bu sahnede bir yaklaşım mı oldu acaba? Hemen bir sonraki sahneden yokmuş. Tekrar geri güçlü kapalı kutu Poyraz'a dönüşüyor. Yani dönüyor olay. Ya da ne bileyim, Nana açıldı mı şimdi? Yoksa tekrar geri inatçı hazır cevap mı oluyor? Bir durum var oluyor hep. Heyecanla bekliyoruz biz de sizin gibi. Var olun, teşekkürler. Böyle devam edin. Çoğaltın. Biz buradayız. Görüşmek üzere her... Ne zaman yayındayız artık biz de bilmiyoruz ama cumartesi, pazar kesin. Bizim izleyiciye ne diyebilirim? Çok teşekkür etmek istiyorum. Destek veriyorlar, büyük destek veriyorlar. Seviyorlar bizi. Ben mesela boş zamanımda yorumları okuyorum kesinlikle. Çünkü çok merak ediyorum ne düşünüyorlar. Onların fikri nasıl yani bu sahne için çok önemli. Bu yüzden onlardan büyük güç alıyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Kim daha duygusal? Ben. Kim daha korkar? Ben mi oldum? Evet. Hadi bakalım. Kim daha sosyal? Kim daha uykucu? Sensin. Neden? Çok iyi. Bazen geliyorsun, hayır uyku... Sen de her zaman uyumak istiyorsun. Hayır, uykumu almadım diyorum. Uyumak istiyorum değil. Evet, yetmiyor. Evet, ben. Tamam, ben. Kim daha alıngan? Ben. Ben. Kim daha komik? Nick çok komik. Evet. Nick çok komik. Ben de komikim tamam ama Nick çok komik. Yani her gün o kadar gülüyor ki beni. Güldürüyor. Gerçekten güldürüyor beni. Evet, çok güldürüyor beni Nick. Kim daha titiz? İkimiz. Titiz? Titiz, titiz, temiz, böyle şey olsun, düzgün. O konuda benziyoruz. Evet, benziyoruz. Kim daha realist, gerçekçi? Ben. Ben. Hayır. Ben. Hayır. Nick, hayır. Hayır, asla. Ötesine gidiyorum. Aslında egzajere yapıyorum bazen de, neyse. Hayır, ben. Hadi bak. Kim daha azimli, çalışkan, hırslı? Tamam, sen ondan sorun. Evet. Kim daha sinirli? Ben nerede sinirliyim? Ben gülüyorum ya. Ne? Hemen gülüyorum sonrasında. Nerede? Nick. Sen bir sinirli oluyorsun. İyi ki ben varım. Gülüyorum yoksa... Ben mi? Ne zaman? Ne zaman? Hayır. Ama nasıl oluyor biliyor musunuz? Mesela sinirlendim ya ben ya Nick, fark etmez. Hemen geçiyor. Geçiyor. Evet. Geçiriyorsun.
2 an sonra. Yani bu konuda çok destekçiyiz birbirimize. Çok yardım ediyoruz birbirimize, evet. Gerçekten. İyi ki yani, varız falan böyle. Yani biz süper yani. İnsanız. Ya. Biz en güzel şeyiz falan. Devam et. Yani yalnız bırakmıyoruz bu zamanda birbirimizi. Gerçekten. Kim daha sabırsız? Nana. Sabırsız ne? Sabırsız. Duramıyoruz. Hem, yani, hemen olsun istiyorsun. Ben de sabırsızım. Ne diyebilirim? Galiba. Ya çok konuda biz çok benziyoruz. Evet. Kim daha inatçı? Kim daha çok telefonla uğraşıyor? Tamamdır, bu kadar. Teşekkürler. Telefonumu da istiyor bari. İki telefon. Benim. Şimdi sizden gelen sorularınıza cevaplamaya başladık. Bakalım. Ben aldığım 3 tane ama bir alacağım videomda. 4 tane. Ya da sen oku. Seni güzel kitlende. Emanet dizisinde rol almak nasıl bir duygu? Partnerliğiniz nasıl gidiyor? Partnerim maşallah çok güzel gidiyor. Eğleniyoruz. Güzel bir arkadaşlık çıktı ortaya. Evet. Memnunuz bu durumda. Emanet dizisinde rol almak nasıl bir duygu? Çok iyi bir duygu çünkü güzel bir Poyraz canlandırıyorum diye düşünüyorum. İlk defa boksör ya da ex-boksör diyelim. Ve maşallah bayağı dövüyoruz. Ya onun dışında çok güzel çünkü ekip çok iyi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel insanlar etrafındayız her gün. Bu zaten yeter. Böyle de güzel bir insan var her zaman etrafımda. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Tamam. Sen de iyi ki varsın. Hadi bakalım. Bakalım. Poyraz diyor sana bu. Ha, belki sen Poyraz. Ya da Poyraz olarak cevap verdim. Poyraz Kılıç rolünü kabul etmenize ne etkili oldu? Çok güzel etkili oldu çünkü başta korktum. Dedim ki acaba ne yaptım, ne geldim, niye ettim, böyle çabalıyordum kendimle. Gitgide çok daha güzel bir yere geldim. Tek başıma değil, etrafımızda yani partnerimizle beraber, arkadaşlarla beraber. O yüzden etki güzel oldu. Başta böyle bir korku başlayınca şimdi keyif almaya başladım ve 10 numara. Yes. Yine bak, tamam sen... Sana. Bana, sana bir şey gelsin. Poyraz arkadaşınız olsaydı, ha, ona ne tavsiye ederdiniz? Sana da olabilir bu. Arkadaş yani, bir Poyraz, bir arkadaş. Ne diyebilirim Poyraz'a? Zaten her şeyi çok iyi yapıyor. Ama bu zaman şey kadar kapatıyor. Açılsın duygu konusunda. Hmm. Söyle arkadaş, kimi seviyorsan söyle, korkma falan mesela diyebilirsin. Yani Nana'yı o kadar yardım ediyor ki ne diyebilirim ona? Her şey çok güzel, çok doğru tamam. Yapıyor. Çok iyisin. İlk kez günlük hafta sonu dizisinde çalışmak nasıl bir duygu? Bu bizim için, pardon Nick Cevday, bu benim için çok iyi okul oldu. Çok memnunum. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü herkes o kadar yardım ediyorlar, o kadar destek veriyorlar. Gerçekten bu çok kıymetli şey. Burada çalışmak o kadar zor ki çünkü sabahtan gece kadar çalışıyoruz, çok yoruluyoruz ama olsun, sonuç güzel oluyor. Evet, benim için de öyle. İlk defa günlük bir diziye geldiğimde dediğim gibi önceden güzel bir şaşırtma durumu dönüştü olay benim için. Hatta böyle güzel, yakın ve çok erken yakınlaşacağımı hiç zannetmiyordum. Yani çok güzel bir ekip var, çok güzel bir oyuncu arkadaşlar var. Yani biz de daha çok birinci ekipteyiz ama ikinci ekipten de arada evet, hepsi çok iyi.
tartışıyoruz burada. Tartışıyoruz derken karışıyoruz. Aynı plavada çekiyoruz çünkü. O yüzden benim için de okul olmasa da, ki Türkçe konusunda çok iyi bir okul oluyor. Güzel bir tecrübe. Şaşırdım bile yani. Bu kadar iyi olacağını beklemiyordum açıkçası. Baksana, sana soru geldi. Hadi. Bayrak. Gürcistan'dan soru geldi. Bak, Nanuka. Ha. Nanuka sana Gürcüce kelimeler öğretti mi? Eğer öyleyse hangi kelimeleri biliyorsun? En sevdiğin hangisi? Hatırlıyor musun? Daha öğretmedin. Kamar. Öğretti mi diye. Merhaba. Merhaba. Neydi? Kamarçoba. Kamarçoba. Ama ben çok unutuyorum çünkü o kadar Türkçe öğrenmek gerekiyor. Evet, zaman kalmıyor. Zaman kalmıyor. Evet, ama kalacak. Bir tane şen var. Sen şen diyorsunuz. Onu öğrendim. Nasıl öğrendin? Anlat. Sürekli şen diyor yani. Cümle içerisinde sen misin ya da sana ne sen dediğinde evet, evet. Karıştırıyorum. Diyor. Karıştırıyor diye. Sen demek istiyorum, şen diyorum. Bu sezon Nana rolünde ne tür yeni zorluklarla karşılaşacaksın? Bilmiyorum ki. Çünkü senaryo göre işte bekliyorum ben de her bölümü nasıl gelecek, değil mi? Ona göre şimdi diyemem çünkü böyle şey olmadı bu zaman kadar. Ha, Gürcüce yazmışlar. Romeli Yetkani Sakvarili sezonunda Risi Gakete Bak Surt Olaz'a Meta tam sezon işte. Anladın değil mi? Anladım her şey. Mesame sezonunu çemtüs kamurça uluyuk. Zalyan Sakvarili sezonu yuk. O sezon iç kamurça uluyuk. Emi durum gans koyu buluyuk. Cer adri ama zela paraki. Anladın değil mi? Anladım. Sezon iz bolu supro marti uet kavcema. Albatam itkaze pasos. $7. Güçlü olmaya devam edin. Seviyorum sizi. Çok teşekkürler desteğiniz için. Görüşmek üzere her bölümde. Canukalarım benim. Ben de sizi çok seviyorum. Görüşürüz.